Herkese yeniden merhaba. Bireyin Bir Güz kanalına hoş geldiniz. Ben Sıla. Bu kanalda sizlere çoğunlukla psikoloji, eğitim, akademik hayat ve yurt dışında eğitim gibi konularda videolar, içerikler üretmeye çalışıyoruz. Ve hal böyle olunca biz de bu kadar psikolojiyle, bilimle ve akademiyle ilgiliyken sizlere YouTube'da sevdiğimiz 5 tane akademi ve bilim içerikli kanalı paylaşmak istedik. Hemen lafı uzatmadan videoya geçeceğim. Sadece öncesinde küçük bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz biz bu kanala aslında 1,5-2 senedir içerik üretiyoruz ve bunu çok severek yapıyoruz. Ama aynı zamanda okulumuz ve işimiz olduğu için bunu düzenli üretmek, yapmak aslında bizim için birazcık zaman alıcı bir şey ve yorucu bir şey. Ve bunun devam edebilmesi için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Eğer mümkünse bu tarz videoları, bizim çektiğimiz videoları beğeniyorsanız, bunları arkadaşlarınıza söylerseniz, paylaşırsanız, kanala abone olursanız, beğenirseniz çok iyi olur bizim için. Hem algoritma öne çıkmamızı sağlar hem de yaptığımız bu kadar aslında boş zamanlarımızdan ayırdığımız bir işin daha çok kişiye ulaşmasını sağlar ve bize çok çok yardımcı olmuş olursunuz diyorum. Ve hemen 5 kanala giriş yapıyorum. Size ilk olarak önermek istediğim YouTube kanalı Akademik Link kanalı. aslında ben bu kanalı çok çok uzun zamandır takip ediyorum. Yaklaşık 1000-2000 tane takipçileri varken ilk defa keşfetmiştim ve çok beğendim. O zamandan beri de takip ediyorum zaten. Ee, o zamanlar ismi tabii başkaydı ve bu kanalın arkasında aslında çok büyük bir ekip var, bir lab var. Ee, Osman Hoca kendisi de aslında bir akademisyen. Bizlere çok farklı konularda çok geniş bilgiler sunuyor. Ben bu kanalı keşfettikten sonra bir sürü arkadaşıma tavsiye ettim ve onlar da gerçekten sevdi. Öyle olunca size de mutlaka öneriyorum. Hakikaten çok beğeniyorum. Ee, yani belki bana düşmez hani bizden çok çok daha iyi bir kanallar tabii ki ama ee, çok kaliteli bir... ...kanal olduğunu düşünüyorum. O yüzden de mutlaka takip etmenizi öneririm, eğer etmiyorsanız. Ee, aslında paylaştıkları içerikler çok çok farklı konularda olabiliyor. Ee, Osman Hoca e ekonomiyle, iktisatla ilgilenirken aynı zamanda insan davranışlarını da inceliyor. Öyle olunca psikolojiden de bir sürü ilginç bilgiler sunuyor. Hani... Hani... Burada kusura bakmayın, sesim birazcık kötü. Hafif hastayım. Eğer psikolojiyle de ilgileniyorsanız, aynı zamanda genel olarak e, bilimle ilgileniyorsanız bu kanalı faydalı bulacağınızı eminim. Aynı zamanda hem akademik hayatla alakalı güzel şeyler bulabilirsiniz. İstatistikle alakalı çok güzel videoları var. Aynı zamanda Türkiye'deki akademik hayatla alakalı, akademinin işleyişiyle alakalı ve bizim eğitim sistemimizle alakalı da çok güzel ve dinlenmesi ve dikkat alınması gereken videoları olduğunu düşünüyorum. İlk önerim bu. İkinci önereceğim kanalın ismi ise Evrim Ağacı kanalı. Bu kanalı eminim ki birçoğunuz biliyorsunuzdur. Çünkü çok 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 fazla zaten e, takipçileri var ve çok kaliteli işler yapıyorlar. Hani söylemeye gerek bile olduğunu düşünmüyorum. Çok büyük bir emek var arkasında yapılan videolarda. Çünkü kendimiz de Mucizeanne e, böyle bilimle alakalı videolar çekmeye çalışıyoruz. Yapılan araştırmalarla alakalı videolar çekmeye çalışıyoruz ve bunun arkasında nasıl bir emeğin olduğunu biliyoruz. Onları bu kadar kompakt forma getirip herkesin anlayabileceği şekilde sunmanın da bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Ee, öyle olunca çok da güzel iş yaptıklarına inanıyorum. Kesinlikle öneririm. Bu kanalda genel olarak bilimin farklı dallarıyla alakalı bir sürü içerik bulabilirsiniz. Biyoloji, evrim, psikoloji, fizik yani düşünebileceğiniz farklı farklı bir sürü alanda içerik bulmanız bu kanalda çok mümkün. Dolayısıyla bir göz atmanızı eğer daha henüz bakmadıysanız kesinlikle öneririm. Bir diğer bahsetmek istediğim YouTube kanalıysa Yakın İlişkiler kanalı. Ben aslında bu YouTube kanalının aynı zamanda podcast olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü biz bu podcast'i ben bu podcast'i bir tane videomuzda bahsetmiştim. sevdiğimiz dedi psikoloji podcast videosuydu yanlış hatırlamıyorsam. Buraları bir yerlere veya aşağıya bırakırım. orada bahsetmiştim. Aynı zamanda bir de podcast'leri var. Çok beğeniyorum. Çünkü aslında insan ilişkileri ve romantik ilişkiler konusunda çok kaliteli içerikleri var. Ee, zaten hocamız e, bu alanda bir sürü çalışmalar yapmış alanında yetkin bir kişi. Dolayısıyla onu dinlemek her zaman için böyle bende şey hissettiriyor. Aa, ben buna bu şekilde hiç bakmamıştım. Ne kadar farklı bir bakış açısı ve ne kadar e, bilmediğim şey varmış hissini uyandırıyor bana bir psikoloji öğrencisi olarak. Gerçekten ilişkiler konusu Derya Deniz ve dinlemek de çok keyifli. Hem kendi ilişkilerinize hem arkadaşlarınızın, etrafınızın ilişkilerine farklı bir pencereden bakmak istiyorsanız, bilimsel bir pencereden bakmak istiyorsanız bu kanala bakmanızı öneriyorum. Dördüncü olarak da MBG Biyoloji ve Sinir Bilimi öğrencilerinin sevebileceği bir kanaldan bahsetmek istiyorum. Bu kanalı aslında uzun zamandır Zeynep takip ediyor. Ayça Arslı Ergül kanalının ismi. Aynı zamanda Ayça hocamız çekiyor videoları çok güzel MBG ile ilgili MBG ile ilgili biyoloji ile alakalı sinir bilimle alakalı çok sevebileceğiniz faydalı bulabileceğiniz videolar var. Eğer bu alana, bu alana ilgileniyorsanız kesinlikle öneriyorum. henüz çok kişi keşfetmemiş ama kesinlikle çok kişinin keşfetmesi gereken keşfedilmeye değer bir kanal olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla egirleri duyurulur diyorum ve 5 kanala geçiyorum. Beşinci kanalımızı da aslında ben daha öncesinden bilmiyordum. Biz e, Instagram hesabımızda bir tane anket e, oluşturduk ve bir bu tarzı video çekeceğimizi söyledik ve sizden de fikir istedik. E, bu fikirlerden sonra bir takipçimizden çok güzel bir kanal ismi öğrendim, Quanta Magazine diye. Ve e, videolara bakarken, bu arada bu videoların çoğu İngiliz, yani hepsi İngilizce videolar. E, videolara bakarken gerçekten hani şey hissettim. O kadar fazla ve farklı alanda videoları var ki eminim ki Bilimin herhangi bir ile ilgili bir kişi o kanala girip e, böyle bir yarım saatini hiç gözüm kapalı söylerim, yarım saatini e, ayırabilir. Yani çünkü bir tane video bakıyorsunuz, aa çok ilginç diyorsunuz sonra hemen yanında başka bir tanesi beliriyor. Ve gerçekten konular birbirinden farklı olunca da takip etmesi de keyifli oluyor. Ben psikolojiyle ilgilenen bir insanım. Ama bunun içerisinde bu kanalda çok daha farklı alanlardan, fizikten, matematikten, ekonomiden çok daha farklı alanlardan... Ee, videolar var ve ben bunlardan da bunları da takip etmekten keyif alıyorum. Dolayısıyla eğer bu tarz alanlara ilgi, ilgi duyuyorsanız bu kanalı kesinlikle öneriyorum. Dediğim gibi bu tek hani aralarında önerdiğim İngilizce olan kanal. Ee, ama gerçekten çok ilginç videolar olduğunu düşünüyorum. Zaten çok fazla takipçileri var. Ee, ama ben daha öncesinde duymamıştım. Hani dediğim gibi ee, bir takipçim sayesinde öğrenmiş oldum ve hemen abone oldum. Zaten bayağı bir videosunu da izledikten sonra sizinle paylaşmaya karar verdim diyorum. Umarım bu videoları faydalı bulmuşsunuzdur. Youtube'da birçok video aslında eğlence yani Youtube genel olarak eğlence, yaşam tarzı gibi konular üzerine odaklanan bir platform. Daha böyle eğlenceli içerikler üretiliyor. Ama ben kendi adıma bu tarz bilim ve akademi içeriklerinin de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve bunların daha fazla kişiye ulaşması gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla böyle bir video çekmenin de sizin için de benim sizin için de faydalı olabileceğini düşündüm, kendi adıma da hani keyifli olabileceğini düşündüm. Çünkü aynı zamanda YouTube'a video çekiyoruz. Ben aynı zamanda çok fazla YouTube'dan da video izliyorum. Öyle olunca e, bunun güzel bir video olabileceğini düşündüm. Siz ne düşünüyorsunuz? Bana yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Biz yorumları çok okuyoruz, sizin yazdığınız şeyleri. Bu kanalda yaklaşık bize yazılan yorumların %90'ını herhalde eğer gözümüzden kaçmadıysa mutlaka cevap vermişizdir. Dolayısıyla eğer sizin de beğendiğiniz, başka önerebileceğiniz YouTube kanalları varsa bilim, akademi, psikoloji üzerine paylaşırsanız çok sevinirim. Hem başkalarına da faydalı olur hem kendim de açıkçası izlemeyi çok isterim. Yani Daha fazla kanal keşfetsem çok güzel olur diye düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi yorumlarda da sizin fikirlerinizi bekliyorum diyorum. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.